Çanakkale'de yaşanan tuhaf olayı dün ekranlarınıza getirmiştik. Evraklar karışınca Recep Çelik diye Recep Yılmaz mezarlığa defnedilmişti. Bugün Recep Çelik'in yakınları tarafından yanlışlıkla defnedilen Recep Yılmaz mezarlıktan çıkarıldı, yeni yerine defnedildi. Bir telefon geldi, başını sağ olsun. Başhekim yardımcısı aradı. Bir karışıklık var dedi, buraya kadar gelin dedi. Özel kıyafetler giyildi, mezarı dikkatlice kazıldı. Yanlışlıkla gömülen adam çıkarıldı. Cenaze ne oldu, çıktı mı? Çıktı cenazesi, onların cenazesiymiş. Çanakkale'de kolon kanseri hastası Recep Çelik kaldırıldığı hastanede yer olmayınca başka hastaneye sevk edilecekti. 93 yaşındaki Recep Çelik'in yerine 69 yaşındaki Recep Yılmaz sevk edilmiş ama evrağa Recep Çelik'in bilgileri girilmişti. Babam Recep Çelik'in adına bir evrak düzenliyorlar ama araca başka bir Recep'i bindiriyorlar. Adam da adı yok, bakımda ölmüş. Recep Çelik'in yakınları cenazeyi alıp mezarlığa defnettiler. Sonrasında hastaneden gelen telefonla üzülsünler mi, sevinsinler mi bilemediler. Dahiliyede bir Recep Çelik yatıyor. Dedim bakın babanız mı? Gittik bak babamız onu. Recep Yılmaz'ın yakınları 2 gün boyunca cenazeyi aradı. Cenaze çoktan defnedilmişti. Karışıklık çözülünce bugün savcı, polis ve mezarlık görevlileri mezarlığa gitti. Covid'den ölen 69 yaşındaki Recep Yılmaz'ın cansız bedeni özel kıyafetli ekipler tarafından kazma kürek kazılarak mezardan çıkarıldı. Onlar hastalarını arıyorlardı. Biz defnettik. Onların cenazesiymiş, teslim aldılar. Recep Yılmaz'ın torunu öfkesini basın mensuplarından çıkarmak istedi. Bir dakika, tamam gidin. Çanakkale'yi ben sok çıkarmam sonra size. Olay çıkartırım bak burada. Tamam. Harbiden olay çıkartırım, sinirliyim. Yanlışlıkla Recep Çelik diye defnedilen Recep Yılmaz sabahın erken saatlerinde Çanakkale Yenişehir Mezarlığı'ndan çıkarıldı ve daha sonra ailesi tarafından teşhis edildi ve şimdi de aile mezarlığına defnedildi. Sorun çözüldü, şu anda sorun yok. Evrakların karışıp yanlış cenazenin defnedilmesiyle ilgili her iki aile de sorumlulardan şikayetçi oldu.